Her ne olursa olsun vazgeçmek yok ağabey. Ölen olursa dönüp ardımıza bakmayacağız. Bu Eftelya denen kadının canı hepimizinkinden kıymetli. Allah'ın izniyle önce obayı kurtarmalıyız. Kurtuluşumuz da bu kadında. Eğer bana bir şey olursa Turgut'u onların eline koyma ağabey. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Aman efendim, bu dergâhta yapmayın, etmeyin. Yazıktır, günahtır. Efendiler, yapmayın. Ne bakıyorsunuz öyle? Bunlar gibi ölmek istemiyorsanız yürüyün hadi. Gir. Geç. Nasıl soy sizi? Kokumuzu almış beyim. Çok kalabalıklar beyim. Buraya kadar Türk. Cehennem köpeklerinden kaçamazsınız. Kadın madun demem yersin tabii. Bu kadını buradan çıkarmalıyız derviş. Merak etmeyin, sadece onu değil. Hepinizi buradan çıkaracağım. Sen bizimle gelmiyor musun? Bize dokunmaya cesaret edemezler beyim. Sen merak etme. Hadi gidelim. Hadi. Buradan. Çabuk olun. Seni burada bırakamayız derviş. Bu dergâhı terk edemem beyim. Allah yolunuzu açık etsin. Söyle derviş, neredeler? Gittiler beyim. Nereye gitti o hainler? Konuş adam! Allah'ın takdir ettiği yola beyim. Bizi içten içe çürüten fesadı onlar da aramayın. Derviş, onlar hain. Devlete ve dine karşı ihanet içindeler. Bu dergahın kutsiyetine layık bir derviş olun. Biz buraya Halep'i ıslah etmeye geldik. Söyleyin. Neredeler? Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendi mi? Derler ki biz ıslah edicileriz. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendisidir. Lakin anlamazlar. O yüzden aradıklarınız burada durdu. Şimdi ben de... Sen askerlerle buradan git. Ben Ertuğrul'un dadıyla buluşacağı yere gideceğim. Amcam beni koruması için peşimize taktı onu. Zarar gelmez, merak etme. Hadi. Zindanda kalırken Müslüman bir adam gördüğünü söylüyordu. Senin gibi Müslüman biri. Bir adam vardı. Ama şimdi nerede? Bilmiyorum.
Ben neredeyim? Nasıl geldim buraya? Turgut. Dikkatli ol Isadora. Önünde sonunda bir Türk o. Yalnız gezen bir dağ kurdu. Unutma, dağ kurtları bir kez dişlerini geçirdiler mi, bir daha asla bırakmazlar. Turgut, iyi misin? Yardım et. Eftelya bu gece ölecek Kardinal Hazretleri. Ya düğün? O iş bitti. Umarım haklısındır Petruccio. Senin kutsal savaşın, benim de papa olmam buna bağlı. Say, sana papayı nasıl öldürdüğümü anlatmış mıydım? En ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum sevgili Thomas. Gel otur. Yorgunsundur. Bir kadeh şarap bütün yorgunluğumu alır. Memnuniyetle. Toygar denen alçak. Buraya hangi yüze geliyor? Sultan Alaaddin'in emellerine hizmet etmek için. Elçisi. O kendinden başka kimsenin emellerine hizmet etmez. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Emir Hazretleri? Meseleyi devlet adamlarımla istişare ettim. Türkmen aşiretlerine elçi göndereceğiz. Kara Toygar ve onun gibilerin ezdiği Türkmenlere kayıp şehzadelerinin bizimle birlikte olduğunu haber edeceğiz. Alaaddin Keykubat'ın saltanatına dur demek isteyenleri düğünümüze davet edeceğiz. Ama bu çok tehlikeli olur Emir Hazretleri. Takdir edersiniz ki Keykubat bunu devletine karşı bir saldırı... Neyse. Daha sonra bu meseleyi etraflıca konuşuruz. Bu arada son yaşanan gelişmelerden sonra küçük bir değişiklik yapmak istedim. Düğünü beklemeden kızınız Halime Sultan'ı nikahıma almanın en doğrusu olduğuna karar verdim. Tabii sizce de bir mahsuru yoksa. Siz nasıl uygun görürseniz Emir Hazretleri.
Emir Hazretleri. Şehzadem. İzniniz olursa sizinle bir şey konuşmak isterim. Buyurun, sizi dinliyorum şehzadem. Ablam sizi hiçbir zaman sevmeyecek. O başkasına aşık. Kime? Ertuğrul ağabeyime. Ablamdan da, bizden de uzak durun. Bamsı! Oyalanma! Ha!
Yapma! Ertuğrul, bu kadın Evtenya. Ne yapacağız? Teslim olamayacak kadar yenildik abi. Zulümleri artsın ki zaferimiz perçinlensin. Pes etmek yok abi. Yok aslanım. Nereye gidiyor la beybiz? Onu yakalamak için tez ayaklı Arap atı olmak lazım. Hadi.
Tuğrul Bey'im. Dadı. Esma nerede? Esma kendini yaktı. Peki ne yapacağız şimdi evlat? Erzizi karşıma oturtup onu anlatmam lazım. Gerekirse kötek vakti gelmiş delişmen oğlan gibi yiyecek sopayı. Aklı başına gelinceye kadar. Nasıl yapacağız peki bunu? Onu saraydan çıkarman lazım. Bak. Elaziz düğünü beklemeden Halime'yi nikahına almak istiyor. Bugün yarın nikah kıyılır. Elaziz'in aile geleneğidir. Erkekler düğün olduktan sonra gelinlerini alıp av köşküne giderler. Elaziz ancak o zaman çıkar saraydan. Ben de sizi o zaman bir araya getirebilirim. Benden haber bekleyin. Ertuğrul! Siz gidin dede. Çabuk olun. Kimsin? Öldürdüğün bir solun abi. Titus. Ebu Hişam. Kudüs'te Ebu Hişam. Halep Sarayı'nda bir komutan. Kayı Obası'nda bir bey. Ne o? Çok mu şaşırdın? Sen sadece zavallı bir şeytansın Titus. Dumansız ateşten yaratılan, doğru yolun üzerine pusu kuran, zayıfların kalbine korku salan, güçlülerin arasına sızıp aldatansın. Allah'ın adını duyduğunda da sıvışıp kaçansın. Obanda öldürdüğüm alplerin, paramla basiretini bağladığım beylerin, kalemde her gün acıyla böğürerek ölmek için yalvaran Alp'in Turgut. Hepsi aynı şeyi söylediler. Onlar hak ettiği yerde. Bense karşındayım Ertuğrul. Sen de hak ettiğini bulacaksın. Tapınakçıların kalesine girdim. Turgut yaşıyor mu Afşin Bey?
Bir an evvel ölmesi için dua etmekten başka çaremiz yok. Yalnız bilmeniz gereken bazı şeyler var. Ama... Ama ne? Söylesene Afşin, ama ne? Oğuz boylarından birinin iki kızı varmış. Sen de ben gibi mi? İkimiz gibi. O kızlar öyle akıllı, öyle güzelmiş ki babaları onlar için şöyle dermiş. Bu kızları ancak Yüce Allah evlendirir. Babam da böyle mi düşünürdü acaba? Bunu diyen babandı Gökçe. Bey günlerden bir gün kızlarını alıp kişi ayağı değmeyen bir yere götürüp yüksek bir dağın tepesine koymuş. Kızlar bu dağda bekleye dururken dağın çevresinde bir bozkurt görünmüş. Kurt büyük kızla evlenmiş. Gündoğdu abi. Küçük kız da Kurdun kardeşiyle. Bu kızlar gebe kalmışlar. Oğullarının sesi bozkurt sesine benzermiş. İki kardeşin de oğulları bozkurt ruhuyla çoğalmış. Boyları bu kız kardeşlerin soyundan türemiş. Tıpkı bir gün kayıların bizden büyüyüp çoğalacağı gibi. Ertuğrul Bey. Yapma. Sadece dinle. Bu soysuzla senin yüzünden görüşüyorum bilesin Afşin Bey. Test olur. Bu nedir kardeş? Ertuğrul. Abi. Şehzadelerle Halime Sultan'ı kurtardığın gün başladı her şey. Öyle büyük bir hata yaptın ki... yaptığın hatanın bedenini kayılardan da, Selçuklu'dan da, Eyyubilerden de çok insan hayatıyla ödedi. Çok Müslüman kanı aktı Ertuğrul. Tapınakçılar Şehzade Yiğit'i Elaziz'e kendi elleriyle getirdiler. Niye biliyor musun? Halime Sultan'la evlenmesini istedikleri için. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Halime Sultan çeyiz olarak kardeşini istedi Elaziz'den. Tapınakçılar da gönderdiler. Biz buna engel olmak istedik. Eğer şehzadeyi almayı başarsaydık... bu evliliğe engel olacaktık. Maalesef... vaziyet bu Ertuğrul. Senin bu işten çıkarın ne? İkimiz de aynı taraftayız. Gör artık. Tapınakçıların oyununu bozmak için kurduğumuz oyunu yerle yeksan ettik. Senin yüzünden Elaziz Halime ile tanıştı, onunla evlenecek. Nasır'ın tek derdi Sultan Alaaddin'le Eyyubileri savaştırmaktı. Sayende o da oldu. Sen sadece benim değil,
Sultan Alaaddin'in oyununu da bozdun. Yani? Obanı da, devleti de bu tehlikeden kurtarmak için birlikte hareket edelim. Burada yatan o, Eftelya. Nasır, bu Ertuğrul, Halime'nin evlenmesine mani olmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Gözünü dört aç Nasır. Aşk onun en büyük zafiyeti olacak Titus. Eline alplerimin kanı bulaşmış bir adamla konuşacak bir şeyim olmaz benim. Ertuğrul. Dergahı yaktılar. Onlarca derviş öldürdüler. Ordu yarın Nasır'ın komutanı Günhan Bey ile birlikte obanıza doğru yola çıkacak. Obanızı yakıp yıkacaklar. Buna seyirci mi kalacaksın? Doğru yoldan şaşarak menzile varılmaz Afşin Bey. Sen menziline şaşırmışsın. Bu soysuz gibi sen de bir daha karşıma çıkarsan ikinizi de ezer geçerim. Şimdi ne yapacağız Karatoygar? Ha? Yapmamız gerekeni. Gündoğdu zeki adam. Onunla teması kesmeyelim. Tapınakçı dostlar, ümid ederim beni mabedinizde iyi karşılarsınız. Obam var. Yurdum belli değil. Dört tane oğlum var. Ölümü dirimi bilmem. Daha ne kadar beyim? Daha ne kadar? Dündar benim son yongam Hayme. Bu döşekte mağlup olmazsa cenk meydanları ondan korksun. Diğer evlatlarımız da aslanlar gibi obasına döneceklerdir. Sen telaş etme. Ben
Sen dik dur. Dik dur ki oba eğilip bükülmesin. Obanın sana ihtiyacı var. Suretimi bana gösteren ayna. Bana erimi, Ertuğrul'umu göster de içimdeki yangın sönsün. Halimi Ertuğrul'a yansıt da beni bu zindandan kurtarsın. Ya Kara Toygar doğruyu söylüyorsa? Kara Toygar beden değiştirmiş. Ruhu hala aynı. Ben Sultan Alaaddin'in ona itimat ettiğini düşünmüyorum. O hangi oyunun peşinde o vakit? Göreceğiz bakalım. Ama bizim evvela Nasır'ı ele geçirmemiz lazım. Tek çaremiz bu. Elaziz ordularıyla çoktan obaya dayanmıştır. Tez vakitte bir hal çaresine bakmalı. Dadı saf değiştirdi. Bugün onunla görüşeceğim. Ondan sonra karar veririz. Ertuğrul, Halep'e tek başına gidemezsin. Geceye kadar dönmezsem siz obaya gidin abi. Babamı yalnız koymayın. Başka çaremiz kalmadı.